Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aleyna. Eğer bu videoya tıkladıysanız matematik çalışmayı isteklisiniz demektir. Ama yine de kısa bir bilgilendirme yapayım. Sonradan fikrinizi değiştirirsiniz. Belki matematik çalışmaktan vazgeçersiniz. Onun önüne geçmek için bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hem koçluk öğrencilerimden hem de takipçilerimden şöyle sorular alıyorum. Aleyna, benim matematik temelim hiç yok. Matematik çalışmasam, onun yerine netlerimi fenden, sosyalden arttırsam matematikteki açığı kapatabilir miyim? Zaten hiç temelim yok. Bu zamandan sonra matematik çalışmasam olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Sistem bizden matematik çalışmamızı istiyor. O yüzden şu an matematik temeliniz olmasa da ben elimden geleni yaptım, daha fazlasını yapamıyorum deseniz bile matematik çalışmayı bırakmayın. Çünkü fenden ya da sosyalden ne kadar konuları bitirirseniz bitirin, sınavda yapamayabiliyorsunuz. O yüzden matematik çalışmayı bırakmayın. Sizi matematik çalışmaya ikna ettiğimize göre benim nasıl matematik çalıştığıma geçebiliriz. Size Instagram'dan bu videonun duyurusunu yaptım. Matematikle ilgili bir video çekmek istiyorum. Videoda nelere değinmemi istersiniz diye sordum. Ve bu videoda bütün sorularınızı cevaplamış olacağım. Öncelikle matematik geçmişimden başlayayım. Ben 9 ve 10. sınıftayken dil seçeceğime çoktan karar vermiştim. Bu yüzden nasıl olsa 11 ve 12. sınıfta dil çalışacağım deyip matematiği boşladım. 9. sınıfta öğretmenimi sevmiyordum. Yani kişisel olarak bir problemim yoktu ama ders anlatışı bana hiç uymuyordu. Bu yüzden ilk hatamı yaptım ve 9. sınıfta matematik çalışmadım. 10. sınıfta çalışmaya çalıştım ama 9. sınıftan hiç temelim olmadığı için 10. sınıfta da iyi bir yere gelemedim. Burada yaptığım en büyük hata öğretmenim kötü deyip kenara çekilmemdi. Ya hayır, öğretmenin kötüyse okulda kurslar var. Başka öğretmenler var. Onlardan ders alabilirsin. YouTube'da bir sürü hoca var. Onlardan dinleyebilirsin. Hiç olmadı aileme ben özel ders istiyorum desem onu da kabul ederlerdi. Ama bunların hiçbirini yapmadım ve bana göre en kolay olan yolu seçip öğretmenim iyi değil, ders anlatamıyor deyip kenara çekildim. Sonraki hatam ise 11. sınıfa geçtiğimde düzensiz bir şekilde çalışmamdı. Yani 1-2 gün çalışıyordum, video izliyordum. Daha sonra bir hafta boyunca hiçbir şey yapmıyordum. Bu şekilde düzensiz bir yıl geçirdim. 12. sınıfa başladığımda ise matematik netlerim neredeyse hiç artmamıştı. Yani sadece 1-2 net yükselme vardı. Ve o yükselme de zaten başka bir deneme kaynağına geçtiğimde yerle bir oluyordu. Yani tekrardan eski netlerime geri dönüyordum. Bu arada 11. sınıfta hiç matematik denemesi yapmadığım için, yani kendim branş denemesi yapmadığım için ilk netimin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama eski TYT denemelerime baktım, okulun yaptığı denemelere ve matematikten 5-6 net yapıyormuşum. Yani 10 netin üzerine çıktığım deneme yok. Bu yüzden ilk netim 5 diyebilirim. Yani en düşük 5 bulabildim. En yüksek netim de 12. sınıfın sonuna geldiğimizde sınava yakın zamanda yaptığım netti. Ondan da 35 net yapmıştım. Son aylarda yaptığım denemeler genelde 25-30 net arasına geliyordu. Böyle de 1-2-30'un üzerine çıkmıştım. Diğer hatamız da yanlış kaynak seçimiydi. Kolay bir kaynakla zor bir kaynağı bir arada götürmeye çalışıyordum. Yani bunun ortasına bir kaynak gerekiyordu. Orta seviye bir kaynak. Ama ben konu anlatımı çalışıyordum ve kolay bir kaynak çözüyordum. Daha sonrasında tamam, ben bu konuyu öğrendim diyordum çünkü kolaydaki soruları çözebiliyordum. Daha sonra zor kaynağa geçiyordum ve hepsi yerle bir oluyordu. Hiçbir şey çözemiyordum. Hangi kaynakları olduğunu söylemeden ve kaynak önerilerine geçmeden sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Öncelikle boş bir gününüzde 2019 TYT denemesini alıp çözüyorsunuz. Neden 2019 diye soracak olursanız şöyle, 2018'de sınav sistemi değişti. Sorular o seneki öğrencilere göre zor gelse de şu an baktığımızda bayağı kolaylar. O yüzden 2018 kolay kaçıyor. Bu seneki sınavımız yani 2021'de matematik özelinde çok zor. 2020 pandemi yılına denk geldiği için bence çok iyi hazırlanmış bir sınav değil. O yüzden bana göre 2019'u baz almak daha iyi. O yüzden 2019'u çözüyorsunuz. Daha sonra oradaki netlerinize göre şu kitapları kullanıyoruz. 0-15 net arasındaysanız siz başlangıç seviyesindesiniz. 15-25 arasındaysanız orta seviyesiniz. Ve 25'in üzerindeyseniz de büyük ihtimalle bu videoyu izlemenize ihtiyacınız yoktur. Ama şöyle bir sorunumuz var. 10'lu netler yani 10 ve 20 net arası birazcık sıkıntılı. Çünkü sınavı çözdüğünüzde bu netleri yapmış olabilirsiniz. Ama bazılarını emin olmadan çözmüşsünüzdür. Belki sallamışsınızdır, tutmuştur. Bazılarını zamanınız kalmıştır ve saya saya yapmışsınızdır. Yani aslında yapmanız gereken tarzda çözmemişsinizdir. Bu yüzden 10'lu netler biraz sıkıntılı. Orta seviyede olabilirsiniz, başlangıç seviyesinde de olabilirsiniz. Benim tercihim önce başlangıç seviyesinden başlamak. Ben ilk önce sonuç yayınlarıyla başlamıştım. Bu kitaptan %100 memnun değilim. Ama bence başlangıç olarak çözülebilecek bir kitap. Eğer hiç temeliniz yoksa, yani ben 4 işlemde de sorun yaşıyorum diyorsanız antrenmanlarla matematik kitabını kullanabilirsiniz. Daha sonra sonuca geçersiniz. Ya da sonuç yerine paraf yayınların adım adım TYT matematik kitabını kullanabilirsiniz. O kitap da kolaydan başlıyor. Bir de hız ve renk kullanabilirsiniz. Ama bence önce sonuç sonra hız ve renk kullansanız daha iyi olabilir. Eğer ben sınavı çözdüm ve orta seviyede olduğumu düşünüyorum diyorsanız da Bilgi Sarmal, 3-4-5 ya da Miray yayınları kullanabilirsiniz. Peki Aleyna, ben denemeyi çözdüm, seviyemi belirledim, kitaplarımı da aldım, nasıl çalışacağım diye sorarsanız hemen onu anlatmaya başlıyorum. Öncelikle kendimize bir program hazırlıyoruz. Eğer programı hazırlamazsanız benim 11. sınıfta dağıldığım gibi dağılırsınız. Ve bir gün çalışırsınız, bir gün çalışmazsınız. Bir hafta çok güzel çalışırsınız, bir ay tamamen boşlarsınız. Bunu yapmamanız için öncelikle bir program hazırlamanız gerekiyor. İster haftalık, ister günlük program hazırlayın. Ama eğer günlük program hazırlayacaksanız
Gece hazırlamayın. Çünkü gece şöyle oluyor. 6'da kalkacağım, 50 tane soru çözeceğim, şu konuyu bitireceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. Ve kendinize çok da gerçekçi olmayan hedefler koyuyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, yorgun oluyorsunuz, canınız istemiyor. Ve o hedefleri gerçekleştiremeyince de moraliniz bozuluyor. O yüzden sabah kalktıktan sonra o günkü durumunuza göre gerçekçi bir plan hazırlayın. Ve önerebileceğim YouTube kanallarına geçelim. Bıyıklı Matematik, Rehber Matematik, Benim Hocam İlyas Hoca ve Laptu Matematik. İlk 3 kanalı konu anlatımı ve soru çözümü için izledim. Laptu Matematiği de sadece soru çözümlerini izlemiştim. Şimdi planı hazırladık. Bugün diyelim birinci konudan başladınız. Temel kavramlar konusu. Ve o gün 2 video izleyeceksiniz. Matematik videoları genelde 20 dakika ve üzeri oluyor. O yüzden günde 2, hadi maksimum 3 videonun üzerine çıkmamanızı öneririm. Yani bir konuyu o gün bitirmek zorunda değilsiniz. Bugün sadece konu anlatım videosu izleyin. Ya da kitaptan özet mi çalışıyorsunuz artık, nasıl çalışıyorsanız onu yapın. Ve soru çözmeye başlamayın. Önce onu biraz sindirin. Konuyu anlamaya çalışın. Mantığını kavramaya çalışın. İsterseniz notlar alın. Ama öyle bir konu için sayfalarca not çıkarmayın. Azıcık not çıkarsanız yeterli. Sonraki gün soru çözümlerine başlayın. Kitabı eline aldınız. Diyelim kendi seviyenize uygun bir kaynak aldınız. Çözmeye başladınız ama çözemiyorsunuz. Olabiliyor. Bazen soruları nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. O zaman soru çözüm videosu izleyin. Bir tane izleyin, iki tane izleyin. İsterseniz o günü de soru çözüm videosu izleyerek geçirin. Acele etmeyin. Sonraki gün soru çözümüne başlarsınız. Soru çözümüne başladığınızda ise diyelim hiç çözemiyorsunuz. Yani 10 tane soru var. Siz 1-2 tane çözebildiniz ama daha fazlası gelmiyor. Saatlerinizi harcadınız. Belki 10 soruya 2-3 saat harcadınız. Böyle de olabiliyor. İlk başlarda gerçekten çok fazla harcıyorsunuz. 5 soru için 1 saat harcıyorsunuz. Hiç önemli değil. Harcayın, daha vaktiniz var. Kendinizi sıkmayın. Yani yapamadım diye moral bozmayın. Ne kadar yapabilirsiniz o kadar iyi. Moralinizi bozmadan giderseniz çok daha başarılı olursunuz. Diyelim uğraştınız. O gün 3 saat uğraştınız ama soruları yapamadınız. Soru çözüm videolarını izleyin. Yani soruların kendi çözümlerini izleyin. O şekilde gidin. Ama soru çözümlerini izlerken de şöyle yapın. Çözümü biraz başlatın. Hoca 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye artık ne kadarsa soru çözümünün biraz girişini yapsın. Sonra orada durdurun. Bazen şöyle düşüneceksiniz. Aa evet, ben de böyle düşünmüştüm. Ben de bu işlemleri yapacaktım. Ya soruyu anladım ama nasıl işleme dökeceğimi bilemedim. O yüzden yapamadım diye düşüneceksiniz. Orada videoyu durdurun ve birazcık çözmeye çalışın. Tıkandınız mı? Videoya devam edin. Hoca biraz daha anlatsın. Sonra sizin yine aklınıza geliyor. Böyle bir ampul yanıyor. Videoyu durdurun, tekrar soru çözmeye başlayın. Bu şekilde o soruyu çözün. Böyle böyle yaptıkça soruları nasıl çözeceğinizi, soruları nasıl yaklaşacağınızı öğreniyorsunuz. Ve sonraki sorularda size daha çok yardımcı oluyor. Aslında siz sadece video izliyormuş, hiçbir şey öğrenmiyormuş, soru çözmüyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama aslında beyniniz o soruları işliyor. O konuyu biraz daha pekiştiriyor ve sonraki konularda size yardımcı oluyor. Aa bak, önceki soruda şöyle çözmüştün. Yine böyle yapabilirsin, bir dene bakalım neler yapacaksın diyor. Ve sizi gayet güzel bir şekilde yönlendiriyor. Siz de sonraki sorularda yapabiliyorsunuz. Bu şekilde birkaç ay devam edin. Ben 2 hafta çalıştım, hala olmadı, yapamıyorum demeyin. Aylarca çalışın. Bakın ben 1 sene boyunca çalıştım ama 4 gün hiçbir şey yapamadım. 12. sınıfta sil baştan, hepsine tekrardan başladım. Yaptığım diğer hata da soruları tam olarak anlamadan geçmek. Yani soru çözümünü yapıyorum, soru çözümüne bakıyorum. Kitaba geçiriyorum, tamam bitti deyip kaldırıyorum. Ama sonraki gün baktığımda o soruyu çözemiyorum. Bu neden oluyor? Soruyu tam olarak anlamadığın, yani mantığını anlamadığınız için oluyor. Böyle durumlarda soru çözümlerinden anlamıyorsanız öğretmenlerinize ya da arkadaşlarınıza sorun. Arkadaşlara sormak bir zaman sonra zor gelebiliyor çünkü onlar da çalışıyor. Ama öğretmenlerinize sormaktan çekinmeyin çünkü onların işi bu. Size konuları anlatacak, yapamadığınız sorularda yardımcı olacak, yeri gelecek sizi motive etmeye çalışacaklar. Öğretmenlerinizin görevi bu. Eğer size sınıfta ders anlatan öğretmeninizle bir şeyler yapamıyorsanız okuldaki diğer öğretmenlere bakın. Dershaneye gidiyorsanız oradaki öğretmenlerden yardım alın. Ama mutlaka yapamadığınız, anlamadığınız soruların çözümlerini öğrenin. Şimdi gelelim diğer hataya. Branş denemelerini çok sonraya bırakmak. Ben diyordum ki zaten 11. sınıfta başladım. 12. sınıfa kadar sürekli çalışırım. 12. sınıfın da böyle Mart-Nisan ayına doğru full branş denemesi çözerim. Sınava kadar hep branş denemesiyle ilerlerim. Bu da yaptığım en büyük hatalardan biri. Branş denemelerini sona ertelemeyin. Diyelim bir tane kolay kaynak aldınız, onu bitirdiniz. Bir tane de orta kaynak alın, onu da bitirin. Daha sonra branş denemelerine geçin. Bir tane branş denemesi alın ama mutlaka seviyenize uygun olsun. Çünkü seviyenizden daha üst bir deneme aldığınızda hem moraliniz bozuluyor hem de size çok bir faydası olmuyor. Mesela pazartesi günü o denemeyi çözün. Salı günü o denemede yanlış yaptığınız konularla ilgili soru bankanızdan soru çözün. Çarşamba günü de soru bankanızdan soru çözün. Perşembe günü tekrar bir deneme yapın. Cuma, cumartesi de soru bankanızdan yine soru çözün. Hem bu şekilde deneme çözerek eski konuları pekiştirmiş olursunuz. Yavaş çözüyorsanız biraz hızlanmaya başlarsınız. Sürenizi kontrol etmeye başlarsınız. Çünkü TYT sınavında biliyorsunuz süreyle yarış
çalışıyoruz. Yani her şeyi bilmeniz yetmiyor. Aynı zamanda o kısıtlı süre içerisinde de yapmanız gerekiyor. Bu yüzden süre çok önemli. Kolay seviye deneme olarak hız ve renk ve bilgi sarmal çözebilirsiniz. Eğer ben biraz daha orta seviye istiyorum diyorsanız da 3, 4, 5 ve Miray çözebilirsiniz. Bir tık daha zorlanmak istiyorum diyorsanız da orijinal çözebilirsiniz. Şimdi gelelim problemler kısmına. Size nelerden bahsetmemi istersiniz dediğimde problemlerden de bahsetmemi istemişsiniz. Ama aslında ben problemlere ilk 12 konuya nasıl çalıştıysam öyle çalıştım. Yani onlar için ayrı bir şeyim yok. Sadece şöyle yapabilirsiniz. Problemleri bitirdikten sonra diyelim geometriye geçtiniz ya da işte permütasyon, kombinasyon falan onlar geliyor. O konular geliyor. Onları bitirdikten sonra da her gün problem çözün. İster 5 tane çözün, ister 10 tane çözün ama sınava kadar sürekli problem çözün ki pratik kazanın. Problemler için de acil matematik problemler ve Şenol Hoca problemler kullanmıştım. Acil kolaydı yani başlangıç seviyesi için, temel seviye için olan kitaptı. O yüzden kolaydı, Şenol Hoca da zordu. Ben yine ortasını tutturamamıştım. O yüzden onun ortasına bir tane daha kaynak alırsanız çok daha iyi olur. Gelelim geometriye. Ben 11. sınıfta sürekli geometri çalışmayı erteledim. Önce biraz matematik konularımı ilerleteyim, sonra geometri çalışırım dedim. Yazın çalışırım dedim, yaz geldi yine çalışmadım. 12. sınıfın başında başlayacağım dedim, yine olmadı. Ve ben geometri çalışmaya Nisan ayında sanırım başladım. Böyle Mart-Nisan gibi başladım. Ve tabii ki de tüm konularım bitmedi. Anda da sanırım 3 ya da 4 soru çözebildim. Ama doğru mu yanlış mı hiç bilmiyorum. Eğer bana 10-15 ya da hadi 20 matematik yeter diyorsanız bence geometri çalışmayın. Onun yerine diğer matematik konularına ağırlık verin ve onları tamamlamaya çalışın. Ama daha da üstüne çıkacaksanız ben diğer konularımı da bitirdim, matematik konularım da bitti, iyi bir seviyeye geldim, dereceye oynamak istiyorum diyorsanız tabii ki de geometri çalışın. Ben geometri için önce karekök sıfır çözmüştüm. Daha sonra bilgi sarmal çözdüm. Siz de karekök sıfırla başlayabilirsiniz. Eğer biraz temeliniz varsa bilgi sarmal çözebilirsiniz. Bir de bu sene 3-4-5'in geometri kitabı çıktı. Onu çözebilirsiniz. Onu da inceledim. Gerçekten güzel bir kitaptı. Eğer sınav senemde olsaydım büyük ihtimalle bilgi sarmaldan önce 3-4-5 çözerdim. Geometri için de bence en iyi YouTube kanalı Kenan Kara ile Geometri. Başka bir kanal aramadım yani, sürekli onu izledim. Aynı matematik çalıştığım gibi geometriye de çalışıyordum. Önce video izliyordum, sonra sorularını çözmeye çalışıyordum. Eğer yapamasam daha çok soru çözüm videosu izliyordum. Bu şekilde geometride çalışabilirsiniz. Ben geometri çalışmaya biraz geç başladığım için netlerimi çok arttıramadım. Ama siz önceden başlarsanız daha iyi netler elde edebilirsiniz. Evet, benim matematikle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Kısaca özetlemem gerekirse kendinize uygun kitaplar alın, istikrarlı bir şekilde pes etmeden çalışmaya devam edin ve branş denemelerini çok sonraya ertelemeyin. Yani bir sürü kaynak çözeceğim diye uğraşmayın. Bir iki tane kaynak çözün, sonra branş denemeler ve kaynaklarla beraber götürün. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olur. Eğer daha fazla sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsin. Açıklama kısmında Instagram ve mail hesabım var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.